Sporu yapacaksın, sonra geleceksin, ekmek yiyeceksin. Tabi ekmek de susamlı ekmek olacak. Antep ağzıyla, şerik üstü ağzıyla küncülü ekmek. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun Sarıcığım, ne var ne yok? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Spordan geldim. Güzel. Güzel bir küncülü ekmek nasıl olur? Güzel, çok iyi gider. Valla spor hocalar sakın duymasın ha. Abi kaç yıldır seviyoruz? 60 yıldır bundayız. 60 yıldır. Daha da fazla. Aynı zamanda hani Antepliler der ya, mahalle uşağı. Mahalle uşağı. Şerek üstülüyüz diye. Evet, şerek üstülüyüz, mahalle uşağıyız. Evet, evet. Abi şu an bir güzel bir küçük ekmek yaptırayım kendime de. Ben yemeyeceğim, yapalım. Çocuklar yesin. İnşallah. Olmaz mı? İnşallah. Bu işin mutfağındayız. Hamurlar önce yoğrulacak. Aynen. Ekmek pide haline gelecek. Abi dinlenecek. İsim neydi abi? Oktay. Oktay abi, kaç yıldır evet. Bu sektördeyiz? 40. 40 yıldır maşallah. Evet. Aynı zamanda şerek üstü Aynen. Mustafa abimizin? Amcam. Amcam, o süper. Evet. Abi her sabah kaçta geliyorsunuz? Her sabah saat 6.15'te buradayım. 6.15'te buradasınız. Evet, buradayım. Hamurları hazırlıyorsunuz. Aynen, hazırlıyoruz. Fırını yakıyoruz. Ondan sonra hamurları kesiyoruz. Tekrar işe başlıyoruz. Bu meslek zor mu? Çok zor bir meslek. Ne yapacaksın? Ekmek parası. Tabii. Yapacak bir şey yok. Aynen. Helal kazanç bu. Aynen. Sabah 6, akşam saat 8. Spordan gelmiş, ekmeği almış. Sözde diyet yapıyoruz değil mi abi? Hiç çaktırma. Evet. Ama ekmeği az yedikten sonra bir şey olmaz. Tabii az yiyen devamlı yer ama spor çok önemli bir şey. He bu kadın temizin de bu tırnaklı ekmeğe zaten hiç bulunmaz yani. Hiçbir yerde yok. Şöyle bir şey var. Ya evet. Böyle de şey çıtır çıtır yani. Ölemez yani. Simit yerine yer. Simit yerine yer. Evet. Yiyeceksin evet. Abi. Sağ ol ustalarım da bu işin ehli yani. Bize bir güzel bir küçük ekmek yap. Yapar abi başlı ben misin? Ben yemesem de yesinler. Başlı mısın? Gel Mustafa gel Samet gel. Gel efendim. Bak Antep'te sabahları olmazsa olmazı susamlı ekmek. Evet. Gel buraya bak Mustafa nasıl yapıyorlar. Kışlalara. Kaç yıldır bu sektördeyiz hocam Mustafa? Abi 30 yıl. 30 yıl? Evet 30 yıldan beri. E sen yaş 32 nasıl olacak? Yok. 32 çaktırmasız. Baksana. Evet abi. İyi valla. Susamlı olacak. Evet. İsim ne? İsmail. Kaç yıldır bu sektör? Hemen 25. Evet. Abi her gün yoğun musunuz? Sabahları özellikle mi yoğunsunuz? Yoksa akşam yoğunluğu var tabii ki mutlaka. Değil mi? Abi şu anda işte bugün pazar olduğu için saat 10.30 ile 11 arası. Biraz yoğunluk olur abi. Ama akşam herhalde biraz daha start akşam, fazla oluyor. 5 gibi. Abi, akşam lavaş ekmeğimiz var, küppan ekmeğimiz var. Şuna biraz fazla atayım. Şurası benim. Kalanı bir şey olmaz. Özcan o kadar evet. Yiyeceğim. Fazla yemeyeceğim. Bak çörek otunu atıyoruz. Ben bilirim, ben bilirim. Deli gönül sevdasını. Sabah sıcak, susamlı, küncülü ekmekler çekti. Nasıl rejim yapacaksak onu da bilmiyorum. Mustafa abi. Efendim ya. Valla sizde bu ekmek, bende bu mide olduğu sürece ne rejim yapabilirim? Hiçbir şey yapamam. Vallahi herhalde. Acepte rejim yapmak çok zor. Abi gerçekten çok zor. Dünya mutfağımız bir bambaşka Antep. Antep'in dünyanın mutfağı başka, Antep'in mutfağı bambaşka. Bir şey, efendim kilo almak burada çok kolay. Ama vermek biraz zor. Kiloyu kontrol etmek de zor abi, gerçekten evet. Zor. Yani 7,5 kilo verdim ama geldi bana sor, o nasıl verdim? Aç yaşadım abi, bildiğin aç yaşadım. Yapacak bir şey yok, aç yaşadım. Abi bir kağıt alayım, müsaadenle maşallah, bir gazete alayım. Maşallah bak ekmeklerimiz. Oo. Maşallah. Lale gibi kızarmış, görüyorsunuz. Valla bunlar kalsın abi, fazla yemeyelim. Yiyelim de. Dördü babama, üçü bize. Üç babama, üç bize. İşte Gaziantep'lerin sabahları vazgeçemediği tırnaklı pide ve özellikle pazar sabahları
susamlı ve küncülü ekmek tabiriyle vazgeçilmez bir lezzet. Ya ekmek tüketmek gerekiyor tabii ama bence az ve kararında tüketin, benden size tavsiye. Afiyet olsun.